Samsung Ocak ayında CES'te Samsung Galaxy Tab Pro S'i tanıtmıştı. Samsung Galaxy Tab Pro S 12 inç ekranlı, Super AMOLED ekranlı bir ikisi var da Windows tableti, iPad Pro'nun bulunduğu bir ortamda bu tarz çözümler, hibrit çözümler biraz daha önem kazanıyor. İşte Samsung da Galaxy Tab Pro S ile biraz daha kurumsal kullanıcılara her yerde rahatlıkla taşıyabilecekleri ikisi bir arada tablet, dizüstü bilgisayar çözümünü sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi Tab Pro S'i kılıfı, klavyeli kılıfı yardımıyla kolaylıkla taşımanız mümkün oluyor. İsteniz her yere böyle taşıyın, daha sonra da doğrudan kapağını açın, yuvasına yerleştirin ve bilgisayarınızı hazır şekilde kullanmaya başlayın. Samsung Galaxy Tab Pro S'in klavyeli kılıfının klavyesi oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Tuşlar yeterli derinlikte ve rahatlıkla yazabilirsiniz. Aynı zamanda trackpad'de izleme dörtgeni de gayet tepkisel, hızlı şekilde istediğiniz noktaya fare emniciğini götürmenizi ve istediğiniz gibi yönetmenize olanak sağlıyor. Ve böylelikle de dizüstü bilgisayar deneyimini oldukça iyi şekilde yaşatıyor Samsung Galaxy Tab Pro S. Galaxy Tab Pro S'in iki farklı duruş modu var. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi normal dizüstü bilgisayar kullanımı. Bu şekilde otururken istediğiniz gibi Galaxy Tab Pro S'i kullanmanız mümkün olabilir. Yazı yazarken, bir şeyler yaparken normal dizüstü bilgisayar kullanım modunda bu tableti kullanabilirsiniz. Bunun dışında eğer ayakta çalışıyorsanız ve gözünüzün yorulmasını istemiyorsanız o halde yapmanız gereken duruş modunu değiştirmek, ikinci moda geçiş yapmak. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ekranın açısı biraz daha aşağı doğru iniyor. Ekranla klavye arasındaki açı artıyor ve böylelikle de ayakta dururken ekranı çok daha rahat şekilde görmeniz mümkün kılınıyor. Bunun dışında ne dersiniz? Galaxy Tab Pro S'i bir tablet gibi de kullanabilirsiniz. Yuvasından çıkardığınız anda Galaxy Tab Pro S bir tablet gibi karşınızda olacaktır. Windows 10'un tablet modunda bu tableti rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz uygulamaya Windows 10 modunda, tam ekran modunda geçiş yaparak bu şekilde kullanmanız mümkün olacaktır. Ana ekranda, başlangıç ekranda görmüş olduğunuz gibi tam ekran bir başlat menüsü karşınızda oluyor. Galaxy Tab Pro S ve klavyeli kapak görmüş olduğunuz gibi manyetik kuvvetle birbirine bağlanıyor. Şu anda göstermemiz tam mümkün değil, ancak arkada bulunan bölgede bulunan mıknatıs yardımıyla Galaxy Tab Pro S'in klavyeli kapağa, kılıfa tutunması mümkün oluyor. Oldukça kuvvetli bir manyetik kuvvet var ve sağlam bir şekilde tableti kılıfa, kapağa tutunma mümkün oluyor. Ve kolay kolay görmüş olduğunuz gibi düşmüyor. İki birim arasında bağlantıda görmüş olduğunuz gibi pinli bağlantı yuvası yardımıyla sağlanıyor. Galaxy Tab Pro S'ye ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobinia Kongresi'yle ilgili bütün içeriklerimizi teknoblog.com'da ve YouTube Teknoblog kanalında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.